Merhabalar Gülşah Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizle bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Ben e, gazinoda çalışıyorum. Halk diliyle, Ankara diliyle normal namı değer pavyonda. E, öncelikle şunu söyleyeyim, biz bu alemin gece 12'den sonrasıyız. Şehir söner biz yanarız yani, öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet, sorularımızı soruyoruz size. Tabii ki. Neden bu iş? Parasını seviyorum, eğlenerek para kazanıyorum. Ondan dolayı yani. Pavyonda ne yapılır? Pavyonda içilir, eğlenilir, oyun havası oynanır. Neden bu meslek? Kaç yıldır bu alemdesiniz? 6 yıldır falan çalışıyorum ben. Yani dediğim gibi günlük sıcak para kazanıyorsun. Bu daha cazip geliyor ondan dolayı. Peki müşteriler sizi kıskanıyor mu? Evet. Sebebi? Aşık oluyorlar. Kıskanan müşteri oldu mu? Kıskanan müşteri oldu. Yani bir de çalıştığımız e, ee, pavyon ortamı alkolü olduğu için hani ister istemez alkol içtikten sonra daha böyle kıskanmaya başlıyorlar. Daha çok takıntı yapmaya başlıyorlar. Tabii oldu. Ev, e, beni takip eden oldu mesela. Ben gitmeden evimin önünde taksiyle bekleyen oldu. Çok taciz eden oldu mu sizi peki? Masalarda, dışarıda. Evet. E, erkeklerin yüzde doksanın genelde hani beyni farklı çalıştığı için alkolde içtikten sonra Herkes böyle Kleopatra gibi geliyor onların gözüne. Oluyor yani. Dokunmak isteyen oluyor, ellemek isteyen oluyor. Peki evli erkekler geliyor pavyona. Evet ya evli erkekler geliyor. Hatta evli erkekler aşık bile oluyorlar. Bir şey anlatacağım. Bir gün böyle ben oturuyorum. E, ee, gazinodayım, çalışıyorum, oturuyorum. Biri birisi görüntülü arıyor. Bir tane masam, görüntü, müşterim görüntülü arıyor. Ee, o da evliydi. Açtım karısı çıktı telefona. Karısı aradı işte karısıyla sohbet ediyoruz. Genelde küfürlü konuşuyor falan. Yani burada en, evli erkeklerin karılarına sesleniyorum. Kocalarınıza sahip çıkın. Giyinin, kuşanın, süslenin, püslenin. Sonra neden e, benim kocamla konuşuyorsun demeyin. Peki şöyle bir şey var. İçki konusuna geliyorum. Hı hı. Harbi içki nedir? Bir de kofte içki nedir? Harbi içki orijinal yani nasıl söyleyeyim viskinin orijinali, biranın orijinali, rakının orijinali. Kofte içki de elma suyu, vişne suyu. Sadece su. Cini yerine mesela su, su su üzerine. Şarap yerine vişne suyu falan öyle. Havyonda şiddet olay yaşadınız mı hiç? Hayır hiç yaşamadım. Eskiden müşteriler nasıldı, şimdi nasıl? Ya pandemiden önce pavyon alemi daha güzeldi. Daha ağırdı, hem de daha kalabalıktı, daha eğlenceliydi. Pandemi geçtikten sonra daha böyle bozuldu yani. Şu an pandemiden önce müşteriler şöyleydi. Mesela hani e, sabah çıkalım muhabbetleri yoktu yani. Ama şimdi pandemiden sonra sabah çıkalım muhabbetleri olmaya başladı. Peki pavyonda zorla mı çalıştırılıyorsunuz yoksa? Hayır, hiç kimse bizi pavyonda çalışmak için zorlamıyor. Ya da boşlandırıyorlar mı sizi? Yok, boşlandırmıyorlardı. Öyle bir şey de yok. Bu tamamen çok hani e, bir algı yani. yani i̇steyen istediği zaman çıkabiliyor İsteyen mu? istediği zaman çıkıyor. Ama o koltuğa bir kere oturduktan sonra, o bir kere oturduktan sonra çıksam bile geri dönüyorsun. İçerideki ekip nasıl? Nasıl yani? Çalışanlar size karşı. Çok iyiler bir aile ortamı gibi düşünüyor. Öyle, öyleyiz yani. Eğitimi yüksek gelirli müşterileriniz var mı? Evet var. İş insanları falan var. Peki kadınlar geliyor mu böyle eğlenmeye? Pavyona? Geliyorlar. Kadınlar da çok merak ediyorlar. Kapalı kadınlar da geliyorlar. Yani ben çok gördüm mesela hamile kadın hamile geliyor yani pavyonu izleme. Mesela kapalı kadın geliyor pavyonu izleme. Ama toplumda biz kötü oluyoruz. Onlar merak ediyorlar biz çalışıyoruz. Yeni bir hayata başlamayı düşünüyor musunuz? Şu an pavyondan çok memnunum yani. Şu an öyle bir düşüncem yok. Şu anda pavyonda çalışıyorsunuz. Evet. İleriyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Geleceğime yatırım yapıyorum. Yani. Ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim hani. E, para olarak ya da altın olarak. Öyle yatırımlar yapıyorum tabii ki. Sonuçta bir beş sene sonra belki de çalışamayacağım. Belki ha. arsa satan dayılar falan gelir. Keşke. Bekliyorum dayılar. Pandemide nasıl çalıştınız? Pandemide burada değildim. Şehir dışında çalıştım. Tabii çok zorlukları vardı. Her yer kapalı. Yani rahat rahat çalışamıyorsun. Müziği çok fazla açamıyorlardı zaten. Sürekli polisler geliyordu. Polis baskınları oluyordu. Yani bayağı zorluk çektik. Problem yaşadınız mı o zaman çok? Yok hayır hiç problem yaşamadık ama sadece baskınlar oluyordu. Polis geliyordu basıyordu. Ondan sonra tekrar onlar gittikten sonra tekrar devam ediyorduk. Gülşah Hanım, son dönemlerde pavyonlar neden daha çok ilgi görmeye başladı? Dilber'den dolayı. Şöyle bir sorumuz var. Açık kons ne anlama geliyor? Açık kons şöyle yani kendilerini mesela rahat masada daha rahat hareket ediyorlar öyle söyleyeyim yani. Sosyal medyadaki isminiz doğru mu yoksa kod adı mı kullanıyorsunuz? Kod adı kullanıyorum ama gerçek ismini de söylemeyeceğim tabii ki. Şu anki isminiz? Gülşah. Gülşah Hanım, pavyonda neden gerçek isminizi kullanmıyorsunuz? Ya çoğu kişiler aslında şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi gerçek ismin olduğu zaman seni tanımıyorlar. Tanıyorlar, Ger e gerçek ismin olmadığı zaman tanımıyorlar gibi düşünüyorlar ama öyle bir şey yok. Zaten insan yüzünden de tanınıyor ama ben Gülşah ismini daha çok seviyorum. Yani. Kendiniz mi koydunuz yoksa? Hayır, al, e, mekana alime ilk girdiğimde bir şefim vardı. O senin adın Güşe olsun dedi. Güşe olarak kaldı. Pavyona işe başlamak nereden aklınıza geldi? Parası için yani emlakta çalışıyordum ben. Emlakta doğru düzgün para kazanamıyordum. Bir arkadaşım tavsiye etti. Tamamen bir özentiydi yani paraya özenti özentiden dolayı parasının güzelliğini e, ilk aileme başladığımda günlük 600 lira, 650 lira falan kazanıyordum. O zaman yemeği sistemi vardı. Şimdiki gibi yarışı sistem yoktu. O para çok güzel geliyordu. Pavyon kadınları ne kadar kazanıyor? Gün değişiyor. Gün, günü gününü tutmuyor. Günlük 5000 lira da kazanabiliyoruz. Geri geliyor günlük 20 bin lira, 30 bin lira da kazanabiliyoruz. Yani 10 bin lira da kazanabiliyoruz. Günden güne değişiyor. Bize biraz pavyon kültüründen bahseder misiniz? Pav Aslında pavyon bir gelenekmiş yani. Çok çok öncelerden bir gelenekmiş. Sonra da pavyona çevrilmiş. Önceden o çök yerine çay may geliyormuş herhalde. Ben bunun bir tarihin şey yapmıştım, merak etmiştim, bakmıştım. Önceden odalarda falan toplanıyorlarmış işte çayma içiyorlarmış falan. Ondan sonra bunu pavyona çevirmişler, eğlenceye çevirmişler, saza söze çevirmişler. Pavyonda ahlaksız teklifler aldınız mı? Evet alıyorum tabii ki. Mesela diyor ki sana bir yetmişlik açayım, hadi gidelim sevişelim. Ee, hadi sevişelim veya pantolonunu açmaya çalışıyor, sarhoş olmuş, kafası bir dünya olmuş. Pantolonunu açmaya çalışıyor, ya yani elletmeye çalışıyor. Öyle teklifler alıyoruz evet. Ya da sana bir yetmişlik açayım, sana bir yüzlük söyleyeyim, işte beni e, tatmin et. Pavyon ortamında zaten müşteriyle birlikte olma gibi bir şey yok yani. Orası eğlence merkezi. Ama işte içtikten sonra farklı şeyler dönü, muhabbetlerde dö dönebiliyor. Şimdi bize diyorlar ki işte siz istediğiniz zaman izin kullanabiliyorsunuz. istediğiniz saatte girebiliyorsunuz. istediğiniz saatte çıkabiliyorsunuz. Ee, öyle bir yer değil orası. Orası bir iş yeri. Akşam saat 9'da giriyoruz. Sabah 5'te çıkıyoruz. Yani istediğimiz saatte girip istediğimiz saatte çıkma gibi bir olay yok. Millet bunu, oraya gelen müşteriler bunu yanlış biliyorlar. İstediğimiz zaman izin de kullanamıyoruz. Yani izin verirlerse izin kullanıyoruz. Pavyonda bilezik denilen bir olay var. Bize anlatır mısınız? Tabii ki içtiğimiz içkinin miktarını gösteriyor. Yani aldığımız ne kadar, mesela içki başına ne kadar para alıyoruz, vol başına. Mesela atıyorum 160 lira, 200 lira para alıyoruz. O içtiğimiz içkilerin şeyleri, ne kadar içtiğimizi gösteriyor. Pavyona gelen müşterilerle genellikle yalan mı konuşuyorsunuz? Evet, Yoksa gerçeklerden mi? %90'ını yalan söylüyoruz. Her müşteri ayrı. Tabii ki. Bir yalan. Müşterinin nabzına göre. Her kesimden insan geliyor. Yani atıyorum öğretmeni de geliyor, doktoru da geliyor. çiftçisi de geliyor. Yani hepsi geliyor yani. Pavyonda sizin anılarınız vardır. Bize bir, birkaç tanesinden bahseder misiniz? Aklıma gelenlerden var. Evet bir gün böyle oturuyoruz masada. Müşterim geldi. 3-4 kişiler. Bayağı sarhoş olduk ama o da sarhoş. O ayrı sarhoş oldu. Ben ayrı sarhoş oldum. İşte adamın telefonu çaldı. Telefonuna baktım. Ee, görüntülü arıyor. Karısı arıyormuş. İşte adamı öpüyorum falan. Ondan sonra karısını gösteriyorum. Ondan sonra o bakıyor ee, falan. En son karısı geldi dükkana. Herhalde adamı bir, saat, bir sene falan eve almamış. Şöyle söyleyeyim. Yok bunlar şöyle. Yok bunların ilerisi şöyle. Gençliği şöyle. Şeyi şöyle. Arkadaşım herkes mesleğini yapıyor. Herkes işini yapacak. Gülşah Hanım. Bugün misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Alem TV'ye teşekkür ediyorum. Beni misafir ettikleri için.